Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün yine sizler için güzel bir masal hazırladım. Umarım keyifle ve zevkle izlersiniz. Hepinize iyi seyirler sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Ormanda küçük bir kulübede 7 oğlak ve bir anne keçi birlikte yaşıyorlarmış. Bu anne keçi oğlaklarını her anne gibi çok seviyormuş. Aman Allah'ım, o oğlak küçük yavru keçiler zıpır zıpır ormanda gezip anneleriyle birlikte eğleniyorlarmış. O küçük oğlak keçilerini bir görseniz sevgili çocuklar, sanki oyuncak oğlak keçiler gibilermiş çocuklar. Çok sevimli, çok esprili, çok hareketli keçilermiş. Anneleri bir gün bu oğlaklara yiyecek bulmak için ormana gidecekmiş. Tüm yavrularını, oğlaklarını etrafına toplamış kulübenin içerisinde. Sevgili yavrularım, ben ormana sizler için yiyecek bulmaya gideceğim. Fakat ben dönünceye kadar asla kapıyı hiç kimseye açmayın, tamam mı? Ormanda çok tehlikeli, çok zeki bir kurt var. Bu kurt gelir, sonra sizleri çıtır çıtır yer demişler. Oğlaklardan bir tanesi, peki anne biz bu kurdu nasıl tanıyacağız? Ha? Anne keçi, evlatlarım benim sesim çok ince ama bu kurnaz kurdun sesi çok kalındır. Sesimizden tanıyabilirsiniz demiş ve tüm oğlakları bir güzel ödeyip koklamış, tam kulübeden dışarı çıkarken tekrar dönmüş. Ha demiş yavrularım, bir de bakın benim ayaklarım beyaz ama kurtun ayakları siyahtır. Oradan da tanıyabilirsiniz demiş. Hadi ben gidiyorum, kapıyı sıkıca kapatın ve kimseye açmayın demiş. Anne keçi evden, kulübeden ayrılıp ormana doğru yürümeye başlamış. Kurnaz kurt annenin kulübeden ayrıldığını görmüş ve bir müddet beklemiş, gözden kaybolsun ki kulübeye gelip o oğlakları yiyebilsin. Anne ormanın derinliklerinde gözden kaybolduktan sonra kurt sessizce oğlakların bulunduğu kulübeye gelmiş sevgili çocuklar. Kapıyı çalmış, tık 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 tık. Açın yavrularım, ben geldim anneniz. Sizlere bakın çok güzel, çok leziz yiyecekler getirdim. Hadi açın kapıyı demiş. İçeriden oğlaklardan bir tanesi, sen bizim annemiz değilsin. Annemizin sesi çok ince. Senin sesin çok kalın. Sen kurnaz kurtsun. Hadi git buradan, kapıyı açmıyoruz sana demişler. Kurt çaresiz hemen kulübeden ayrılmış. Bir satıcıdan bir tane tepeşir almış çocuklar. O tepeşiri yemiş ve sesi incecik olmuş. Tekrar oğlakların bulunduğu kulübeye gelmiş. Tekrar kapıyı çalmış. Evlatlarım ben geldim. Hadi açın kapıyı bana. Bakın sizlere türlü türlü çeşit çeşit yiyecekler getirdim demiş. Çok incecik bir sesle. Çünkü tebeşiri yutunca sesi incecik olmuş sevgili çocuklar. İçinden oğlakların bir tanesi demiş ki, ayaklarını kapının altından göster. Bizim annemizin ayakları beyaz. Eğer senin ayakların da beyazsa kapıyı o şekilde açarız demiş. Hemen kurt ayağını kapının altından uzatmış. Hayır demişler çocuklar, oğlaklar. Biz sana kapıyı açamayız. Bizim annemizin ayakları beyaz, senin ayakların siyah. Sen kurnaz kurtsun demişler. Kurnaz kurt hemen kulübeden ayrılmış, doğruca bir ekmek fırınına gitmiş çocuklar. Ekmekçiye demiş ki, ben artık et yemeyeceğim. Ekmek yemeye karar verdim. Bana buradan bir torba un ver, evimde ekmek pişirip ekmek yiyeceğim demiş. Fırıncı kurda bir torba un vermiş. Kurt fırından ayrıldıktan sonra o bir torba unu ayaklarına serpmiş çocuklar. Dökmüş güzelce. Simsiyah ayakları undan bembeyaz olmuş çocuklar. Hemen o kulübeye gelmiş. Oğlakların bulunduğu tekrar kapıyı çalmış. Yavrularım ben geldim. Anneniz bakın sizlere çok güzel yiyecekler getirdim ormandan. Hadi açın kapıyı demiş. Oğlaklardan bir tanesi,
Sen kapının altından ayağını uzat bakalım. Eğer senin ayaklarında beyazsa o şekilde açarız kapıyı. Çünkü bizim annemizin ayakları beyazdı demiş. Kurnaz kurt ayağını kapıdan uzatmış böyle. Baksalar ki gerçekten beyaz ayaklar. Hemen oğlaklar anneleri geldi diye kapıyı bir açıyorlar. Aman Allah'ım, karşılarında kocaman dişleri olan o kurnaz kurdu görmüşler. Yavru oğlaklar panikle evin içerisinde koşuşturmaya başlamışlar. Bir tanesi yatağın altına girmiş, bir diğeri sobanın içerisine girmiş, bir diğeri mutfağa kaçmış, bir diğeri gardırobun içerisine saklanmış ve en son küçük oğlak keçi de duvardaki saatin içerisine saklanmış sevgili çocuklar. Kocaman dişleri olan kurt bütün oğlakları bulmuş, 6 tanesini birden karnı çok aç olduğu için çiğnemeden yutuvermiş çocuklar 6 tane oğlak keçiyi. 7.'yi çok aramış o duvar saatin içerisindeki olan küçük oğlağı ama bir türlü bulamamış. Neyse canım demiş, 6 tane oğlak keçi de karnımı fevkalade doyurdu. Gideyim demiş, şuradaki ağacın altına yatayım bir güzel dinleneyim demiş. Kulübeden çıkmış, ortalık darmadağın olmuş kulübenin içi. Gitmiş ağacın altına yatmış, uyumaya başlamış. Öyle derin, öyle derin uyuyormuş ki horultusu orman içerisinden duyuluyormuş neredeyse sevgili çocuklar. Bu arada anne keçi gelmiş, kulübeye bakmış ki kapı açık. Eyvah demiş, yavrularım, ne oldu yavrularıma, başına bir iş mi geldi diye hemen içeri dalmış, girmiş. Baksa ki hiçbir oğlak yok içeride. Seslenmiş, yavrularım, yavrularım, neredesiniz, yavrularım? O saatin içerisinde duran en küçük oğlak keçi oradan seslenmiş. Anne, anne, ben buradayım, duvardaki saatin içerisindeyim demiş. Hemen anne keçi saatin kapağını açmış ve içeriden en küçük oğlak keçiyi çıkartmış. Sormuş, ne oldu? Bu kulübenin hali nedir böyle? Anne demiş, hiç sorma. Sen bize tembihlemiştin, ormanda yaşayan kurnaz bir kurt var. O gelirse kapıyı açmayın demiştin. Bir geldi, sesi çok kalın açmadık. Bir daha geldi, sesi çok inceydi. Ayaklarını uzat bakalım dedik. Ayakları siyahtı, yine açmadık. Bir daha geldi, ayaklarını uzattı. Ayakları beyazdı. Sen sandık, açtık kapıyı. Ama bütün kardeşlerimi o kurnaz kurt yedi. Bense saatin içerisinde olduğum için beni maalesef bulamadı demiş. Annesi çok üzülmüş, ağlamış, sızlamış. Hemen dışarı çıkmış kulübeden. Bir baksa ki o ağacın altında horul horul yatan kurdu görmüş. Büyük bir kızgınlıkla kurdun üzerine doğru yürürken kurdun karnında böyle bir hareketlenme görmüş çocuklar. O kurt çok aç olduğu için oğlakları çiğnemeden yuttukları için o kurdun karnındaki oğlaklar hareket ediyormuş çocuklar böyle. Annesi çok sevinmiş. Hemen o en küçük oğlak keçiye demiş, git kulübeden bana makas, iğne, iplik getir demiş. Küçük oğlak kulübeye gitmiş makas, iğne, iplik getirmek için. Bu arada anne keçi de dereden 6 tane böyle taş toplamış çocuklar. Ve gelmiş hemen o kurdun karnını makasla yarmış. Kurt o kadar derin uykuya dalmış ki karnının kesildiğinin bile farkına varmamış. Hemen anne o oğlaklarını kurdun karnından kurtarmış. Hepsi de sapasağlam canlılarmış sevgili çocuklar. Anne ve keçiler, oğlaklar çok sevinmişler. Ve anne keçi o dere kenarından topladığı taşları o kurdun karnına yerleştirmiş ve bir güzel iğne iplikle kurdun karnını dikmiş. Ve anne keçi tüm oğlaklarını alıp kulübeye dönmüş. Bir müddet sonra o kurnaz kurt uyanmış, kalkmış, ooo demiş, çok susadım, gideyim şu dereden biraz su içeyim demiş. Ama karnında hep taş dolu olduğu için yürümekte bir hayli zorlanıyormuş sevgili çocuklar. Yürüdükçe taşlar takır tukur, takır tukur sesler çıkartıyormuş. Kurt dere kenarına gelmiş, tam su içmek için eğilince taşın ağırlığından derenin içerisine yuvarlanmış gitmiş. Ta derenin dibine kadar batmış ve boğulup ölmüş. Anne ve oğlak keçiler
o kurdun tehlikesinden böylelikle kurtulmuşlar sevgili çocuklar. Nasıl? Beğendiniz mi hikayemi? Evet, beğendiğiniz için çok mutlu oldum sevgili çocuklar. Aman ha, siz olun, asla tanımadığınız kişiye evde büyükleriniz yokken kapıyı açmayın. Dışarıda çok tehlikeli, kötü kalpli insanlar var. Bu yüzden kapıyı kimseye açmıyorsunuz, tanımadığınız kimseye. Tamam mı çocuklar? Peki, hadi bakalım. Yeni bir masalda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a ısmarladık.